Merhaba Eskişehir Merhaba Rize, Erzincan Adana, İstanbul ve ismini sayamadığım Türkiye'nin bütün güzellileri Hepinize merhaba Yetti mi yetmedi Merhaba Hasan, Selensu, Elif Berkay, Sevel, Baha Ve yine ismini sayamadığım Bütün beni izleyen arkadaşlarınız Hepinize kocaman merhaba diyorum Ben Perihan Akgöz İstanbul Tuzla Mimar Sinan İlkokulunda Sınıf öğretmenliği yapıyorum Ve bugün itibariyle ara tatil ...ve giydiğimiz bugün itibariyle ne yapacağız çocuklar biz? Artık yarışmalara başlayacağız. E konuları bitirdik. Hepimiz konulara hakimiz. O kadar öğrendiğimiz bilgi boşa mı gitsin? Olmaz. Öğrendiklerimizi pekiştireceğiz bir yarışmayla. E yarışma varsa kural olmalı değil mi? Kafamıza göre yarışamayız. Evet çocuklar yarışmanın kuralı var. Ama kurallara geçmeden önce size bir şey söylemek istiyorum. Farkında mısınız? Takımlar e, futbol turnuvası yapıyorlar ya da basketbol turnuvası yapıyorlar. Voleybol turnuvası, turnuvası yapıyorlar ve daha birçok turnuva yapıyorlar. E çocuklar bu turnuvaların içerisine bir de biz bilgi yarışması içeriğinde bir yarışma ekleyemez miyiz? Bence çok da güzel ekleriz. Yani bugün takımlar yarışacak nasıl mı? Fenerbahçeliler, Galatasaraylılar, Trabzonsporlar ve Beşiktaşlılar hazırlanın dört büyükleri yarıştıracağım. Bu dört büyükler nerede yarışacak? Sınavda yarışacak. Peki nasıl olacak o iş? Ben birazdan soru çözümüne başlayacağım çocuklar. Ve soru çözümüne başladıktan sonra sizlerden ricam cevapları yazacaksınız. Ama cevapları nasıl yazacaksınız? Kafanıza göre yazmayın. Sen arkanı dön karalı bir sayfa geldi. Örneğin birinci sorunun cevabı olduğunu göstermek için bir yazdınız. Adınızı yazın. Bir Perihan tuttuğunuz takımı yazın. Örneğin Fenerbahçe diyorum ben ve cevabı yazın A. Birinci soruyu okurdum ben. Ben okurken hızlı şekilde lütfen sizler de okuyun. Benim cevaplamamı beklemeyin. Ve bu şekilde cevap yazın. yazın. Ya da beşinci soru olsun. Beşinci soruyu kim cevaplasın? Fatma cevaplasın. Tuttuğu takım ne olsun? BJK olsun. Ve Sorunun cevabı da 5. sorunun cevabı da ne olsun? Örneğin C olsun. Cevapları bu şekilde yazın olur mu? Peki neden böyle yapacaksınız? Çünkü ben videonun bitiminde bir ya da iki gün sonrasında bu verileri toplayacağım. Bakacağım en fazla hangi takımın üyeleri doğru cevap vermiş. Onları toparlayacağım ve bu yarışmamızın kazananı olan takımı belirleyeceğim. Yetiyor mu yetmiyor. Bu birinci aşamaydı. İkinci aşama. İkinci aşamada hızlı ölçüyorum çocuklar. Tamam bir ara takımlar yarışıyor da bir bir de sizleri görmek istiyorum. En hızlı olanlarınız kim? Sorulara doğru cevabı veren ilk öğrencilerin isimleriyle de çocuklar bir sonraki matematik videom olan problem çözümü videomda onların adlarına yer vereceğim. Onların adlarıyla problem kuracağım. Sakın unutmayın ve sorulara hızlı cevap vermeyi, sorulara cevap verirken de bu şekilde cevap vermeyi unutmayın. Takımınızın ismi her türlü yazsın olur mu çocuklar? En hızlı cevap verende de yazsın. Yani ben en hızlı cevap veriyorum. Perihan demeyin. Direkt bu şekilde bütün sorularınızın cevaplarını yazın diyorum ve yeni videoma geçmeden önce ne yapıyorum çocuklar? Bir önceki dersimdeki sorumu al alıyorum önüme ve soruma doğru cevap verenlerin isimlerini açıklıyorum. Sorum neydi çocuklar? Fosillerle ilgili bir bilgi verilmişti yukarıda. Verilen bilgiye göre hangileri doğru denilmişti? Fosiller nesli tükenmiş canlılar hakkında bilgi edinmemizi sağlar. Evet nesli tükenmiş canlılar hakkında bilgi edinmemizi sağlar. Doğru. Günümüzde yaşamayan canlıları fosiller yardımıyla keşfederiz. Evet örneğin çocuklar şu anda dinozorlar yaşamıyor. Biz fosiller yardımıyla onları keşfederiz biliyoruz. Geliyorum 3'e. Geçmişte yaşayan bütün canlıların vücutları günümüzdeki canlılardan çok büyüktür. Çocuklar bunu bilemeyiz büyük de olabilir, küçük de olabilir. Buna karar veremeyiz. Buna buradakiyle de birlikte karar veremeyiz çocuklar. O yüzden ne diyorum doğru cevabıma 1 ve 2 diyorum. A şıkkını işaretleyen öğrencilerimizin ismini de şöyle yanıma alıyorum ki tek tek sayayım. Tebrikler Seyfi, Mihrimah, Hatice, Berkay, İrem, Ala Ali, Ala Ali, Oğuzhan, Sedat, Melisa, Mihrima, Elif, Berkay karışık oldu sanki belki iki kere okuduklarım vardır. Cemre, Ali Murat, Oğuzhan, R, V, N, G, Hümeyra, şöyle okuyayım ya. Elif, Ceren, İbrahim, Hasan, Ceylin, Emine, Elif, Asmin, Su, Selen, Su, Buğlem, Cemre, Seval, Güler, İzel, Ela, Hacer, Baha, Merve, Ahmet, Selahattin, Oğuzhan, onu okumuştum. Reyyan, Ayşegül, Furkan, Hatice, Selin, Mihrimah Sultan, Zübeyde, İldil, Hümeyra. Umarım ismini okumadığım kalmamıştır. Okumadığım kaldıysa bana yorumlarda yazın. Bir sonraki videoda isminiz illaki okurum. Hepinizi tebrik ediyorum ve geliyorum bugünkü konuma. Bugünkü konuda da kapak fotoğrafım sizin için dikkat çekici ve eğlenceli olsun diye. Bu üç yine Kral Şakir üyesinden oluşuyor. Ve diyor ki Kral Şakir. Ha Kral Şakir'e geçmeden önce. Öğretmenim şununla ilk Kral Şakir'le ilgili video çek çeker misiniz? Fe Necati ile ilgili video çeker misiniz? diye bana yorumlar geliyor. Çocuklarım zaten böyle videolar var. Lütfen benim e, profilime girin. Yani benim kanalıma girin ve oradaki videoları tıklayın. Videolar içerisinde bütün videolara ulaşabileceksiniz. Bu arkadaşlarınızla ilgili videoları da oradan görebilirsiniz. Dedim bir türlü yarışmaya geçemedik hala. 5 dakika 38 saniye olmuş. O zaman biraz hızlanalım. Evet. Kral Şakir diyor ki baba koş yarışma var. Yarışma mı? Yarışma bizim işimiz. Necati, duydun mu? Duydum, duydum. Ödül ne? Yemektir inşallah. Yok Necati'cim, bugünkü ödülümüz yemek değil. Bugünkü ödülümüz takımları yarıştıracağız ve isimleri bir sonraki videolarımızda ne yapacağız, açıklayacağız. Ve geldim çocuklar, birinci soruya sizler benimle aynı anda lütfen çözmeye başlayın. Hatta benden önce şu an konuşurken bile çözmeye başlayabilirsiniz. Yukarıdaki abaküs'te gösterilen sayı aşağıdakilerden hangisidir diyor. Çocuklar bu soru tipi çok kolay. Nasıl mı kolay? E hangi abaküs'te kaç tane boncuk varsa altına direkt yazacaksınız. Bakın yazıyorum. 2 4 0 1 2 1 yazdım en sağdan başlıyorum 1 2 3 noktamı koyuyorum cevabım neymiş çocuklar 240.121'miş cevap şıklarında arıyorum 240.121 yazmışım yahu ya Perihan öğretmenim sabah sabah ilk soruda da bir yazılmaz ki tabii ki 0 120'dir yani cevap nedir çocuklar C şıkkıdır unutmayın takımınızın ismini soru 1 örneğin bunun için 1 Tire, Perihan, Tire, Fenerbahçe tire C şıkkı diye yazmayı unutmayın. Geldim ikinci soruya. Yapılan son nüfus sayımına göre Sivas ilinin nüfusu yandaki gibidir. Sivas ilinin nüfusunun okunuşu hangi seçenekle doğru verilmiştir? Hemen bir Sivas'ın bakayım okunuşu ne? Önce yazılışına bir bakayım ki cevabı bulabilirim. Bu arada ben biraz laf uzatıyorum. Size zaman kazandırıyorum. Cevapları hızlı şekilde aksın diye. Evet 1, 2, 3 noktayı da koymuşsun Perihan öğretmenim. Allah razı olsun artık bundan sonrası kolay. 642.244. Şimdi cevaplarda hemen buluyorum. A şıkkı 642.220. 20 mi? Nerede? 220 yok. Olmadı. 600 bin. Hayır bu 642 bin. Seni deledim. 642 bin doğru. 24. Sen de olmadın. 244. 642 bin. 244 müş cevabın değişik mi çıkıymış? Soru. Adınız. Tuttuğunu sakın ve cevap. Yazmayı unutmayın lütfen. Geldim bir sonraki soruya. Evet. Bu arada cevaplarını hızlı şekilde aksın diye, aksın diye birazcık yavaş yapsam iyi olur sanki. Aşağıdaki sayılardan hangisinin on binler basamağındaki rakamla yüzler basamağındaki rakamın toplamı 16'dır? Şimdi rakamların nerede olacağına dikkat ediyorum. Mavi almayın, maviyi sıkça kullanmışım. On binler basamağı ve yüzler basamağındaki sayıları bulacakmışım. Ve ikisini toplayınca 16 edecekmiş. Çocuklar başka başka soru tiplerinde sizler bunu sayı değeri olarak da görebilirsiniz. Yani hangi basamakta bulunduğunu hesaplamayacaksınız. Sadece o sayının değerine bakacaksınız diye de sorularda sorulabiliyor. 10 binler basamağında ve 100 binleri toplayacağım. 16 edecek. Bakıyorum birler onlar yüzler yüzler burada. Binler on binler. İkisini toplayınca bakıyorum 16 etti mi? Etmedi ele. Birler onlar yüzler binler, on binler. Evet, birli oya yüzleri ve on binleri topluyorum. Sekiz etti. Bu da olmadı. Birler, onlar, yüzler. Binler, on binler. Yüzler ve on binler basamağındaki sayıları topluyorum. On altı etti mi? Etti. Ay cevabı buldum galiba. Ama yine de bir sonrakine bakayım. Birler, onlar, yüzler. Binler, 10 binler topladım 11 etti. Evet doğru cevabım biraz önce C şıkkında bulmuşum. Ne yapıyoruz soru numarası örneğin bu soru numarası 3. Ben neden başına soru numarası yazmamışım. 3 diyorum daha sonra ne yapıyorum çocuklar? Tire isminiz Perihan tire tuttuğunuz takım ve tire ne yapıyorum cevabın C olduğunu yazıyorum. Evet yani niye ismin numaraları yazmamışım kafanız karışacak. Bu dördüncü soru mesela çocukların. Ben okurken sizler çoktan yapmaya başlayın. Diyor ki benim sorum Balonlarda bölüklerindeki rakamları verilen sayı aşağıdakilerden hangisidir diyor. Hemen bakıyorum binler bölümde benim 348, birler bölümde de 0, 16 varmış. Aa direkt bölükleri doğru vermişim ben. Çünkü zaten önce binler bölü sonra bin, birler bölüğü vardı. Araya sadece nokta koyarak bile cevabı ulaşabilirim. Bu soru çok kolay olmuş an öğretmenim. Çantada keklik bütün hepimiz bildik bu sorunun cevabı. Cevap nedir çocuklarım? 348 bin 16'dır. Direkt yazıldığı gibi yazacağım. Yani şıklara bile bakmama gerek yok. Cevabım nedir çocuklar? B şıkkıdır. Hadi bakalım kimler biliyor şu an acaba? Fenerbahçe, Beşiktaş, Galatasaray, Ayşe, Fatma. Ben de bilmiyorum. Çünkü sonrasında göreceğim. Yeni sorum geliyor. Beşinci sorum. Yukarıdaki sayının yüzler basamağını iki artırırsak. Buraya kadar okudum bir bakayım. Birler onlar yüzler. Yüzler basamağında 2 sayıyı buldum 5. Onu 2 artıracağım. Yani bu 5'ti ya ne olacak? 7 olacak. E sayımı tekrar yazayım ben. 8741 olacak. Yani benim sayım. E ne olacakmış? Bu sayı kaç artar? Bunu yazmanıza bile gerek yok ki. Yüzler basamağını 2 artırıyorsanız sayınız 100-200 olur. Eğer siz binler basamağını iki artırsaydınız 1000 2000 artıracaktınız. Eğer siz yüz binleri iki artırsaydınız 100 bin 200 bin artıracaktınız sayınızı. Eğer siz onlar basamağındaki sayıyı iki artırsanız 10 20 artıracaktınız. Bizden ne istiyordu? Yüzler basamağını istiyordu. 100 yüz, 200 yüz artacaktı. Sorumun cevabı da tabii ki C olacaktı. Bu soru tipleri çok kolay ama büyüdüğünüzde zorlaşacak. O sebepten bunları hızlı hızlı öğrenin olur mu? Çok kolay bir soruyu da geride bıraktım. Ve 6 altıncı soruma geldim. Bakalım altıncı sorum benden ne istiyormuş? Aşağıdaki sayılardan hangisinin binler basamağındaki rakamın, evet binler basamağındaki rakamının basamak değeri 5000'dir. Bu soru tipini nasıl çözeceğim çocuklar? Hepsinin binler basamağındaki rakama bakacağım. Diğerlerine bakmayacağım. Hemen binlerini bulayım. Burada 8 var binler basamağında. Binler basamağına bakıyorum 0 var. Binler basamağına bakıyorum 6 var. Binler basamağına bakıyorum 5 var. Diyor ki basamak değeri 5000'dir. Yani basamaklarını sayarken 1000, 2000, 3000, 4000, 5000 diye sayacaksınız. Yani o basamakta hangisinin 5 bulunur demek istiyor sorumda. Binler basamağında 5 bulunur. Sayım benim hangi şıkkındadır çocuklar? D şıkkındadır. 6. sorumun cevabı da D diyorum. Seni de kenara atlıyorum ve 7. soruya geçiyorum. Bakalım 7. sorum benden ne istiyor? Yukarıdaki sayıda sizler bu arada hızlı hızlı olun, beni beklemeyin. 8 rakamlarının 8 rakamları buldum. E ne olacakmış? Basamak değerleri toplamı. E bu çok kolay. Bu sayı 8'in benim birler basamağında. Birler basamağında olduğu için nedir basamak değeri? 8. Bu 8 hangi basamakta basamak değeri dediğine göre basamağına bakmam lazım. Birler, onlar, yüzler, binler. 10 binler basamağında. 10 binler basamağındaysa 8'im 10 bin, 20 bin, 30 60.000, 70.000, 80.000'dir. 60 bin, 70 bin, 80 bindir. Bunun basamak değeri de. Benden ne istiyordu çocuklar? Bunların basamak değerleri toplamını istiyordu. İkisini topluyorum. 80 bin 8 sonucuna nerede ulaşıyorum? C şıkkında ulaşıyorum. Ve tabii ki cevabım C diyorum. Sizler cevaplarınızı yazmaya, adınızı yazmaya, sorun numaranızı ve onun yanına neydi? Tut takımı ve cevabı cevabı işaretlemeye devam edin ve sakın unutmayın çocuklar. Geldim kaçıncı soruymuş 8. soruymuş. 8. soruma geldim. Bu soru tipi herhalde karşınıza en fazla çıkan soru tiplerinden biri. Yukarıda çözümlenmiş sayı aşağıdakilerden hangisidir diyor. Çözümlenmiş sayılara bakacağım. Çocuklar bu sayılarda en büyük basamağı bulun önce. Onu bulduktan sonrası kolay. Bakın burada en başta da vermişim. Yüz binlik var. Hemen çizgiler çiziyorum ben. Birler, onlar, yüzler. Nokta. Birler bölümü çizdim. Binler, on binler, Yüz binler dedim çizdim. Yüz binler var çünkü yüz binlere kadar çizmek zorundayım o yüzden. Bundan sonrası çok basit. Her birini yerine yerleştireceksiniz. Baktınız ki yok onunla ilgili bilgi verilmemiş. O da sıfır demektir zaten. İki tane yüz binlik. O zaman ne yapıyorum? Yüz binler basamağını ikiyi yerleştiriyorum. Beş tane binlik. Binler basamağını bir düşünün neredeydi? Buradaydı. O yüzden ne yapıyorum? Binlikler binler basamağına beş binliğimi yerleştiriyorum. Yedi onluk diyor. Onlar basamağıma yediği yerleştiriyorum. Üç birlik diyor. Birler basamağıma üçü yerleştiriyorum. Ve ne yapıyorum demiştim. Boş kalan her yere sıfır yerleştiriyorum. Cevabım neymiş çocuklar? 205.073'müş. 205.073 cevabını da hangi şıkta görüyorum ben? D şıkkında görüyorum. Aman ha sınavlarda çok çocuğun yanlış yaptığı şey. Bunları sırayla yazıyorsunuz. 2, beş, 5. 7, 3 diye verilen rakamları sırayla yazıp cevabı da hemen sizi benim gibi kandıran öğretmenler oluyor. A şıkkına da koyuyorlar. Gidiyorsunuz A'yı işaretliyorsunuz. Aman ha böyle bir hataya düşmeyin. Kesinlikle basamak çizgilerini yazmayı unutmayın. Geldim yeni soruma. Diyor ki sorum. Yandaki yolda bir yolcunun gittiği yollar gün gün verilmiştir. Bir bakalım. Pazartesi günü 19.056. Bunun birimi ne? Kilometre değil. Kilometre kilometre gitsin bu. Evet. Evet çok uzun yol gidiyormuş. 19.056 kilometre gitsin. Nasıl gidiyorsa artık bu kadar kilometreyi. Metre yazsaydım bari. Neyse abartayım canım olur o kadar. Yolcu hangi gün en fazla yol gitmiştir? Çocuklar en fazla gitmiştir. En az gitmiştir. Soru tipleri nedir? Sayıları büyükten küçüğe ya da küçükten büyüğe sıralamadır. Peki sıralamayı nasıl yapıyorduk? Bir videomu hatırlayın daha öncesinde çektiğimi. Tabii ki de ne yapıyorduk çocuklar? Tıpkı alfabetik sıralama gibi yapıyorduk. En büyük basamaktan en küçük basamağa doğru gidiyorduk. Peki şimdi soruda benden ne istiyor? En azımı en fazlayı mı? en fazla istiyor. Ben ne yapacağım bunları tıpkı alfabetik gibi alfabetik sıralama gibi sıralayıp en fazla yol gideni bulacağım. Gittiği günü bulacağım. Evet bakıyorum bir 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 en büyük basamaklarına baktım hepsinin. Hepsinin aynı sizi eledim. Hemen yanındaki basamağa bakıyorum. Hepsinin de binler basamağı. 9 9 9 9 sizi de eledim. Şimdi geliyorum nereye çocuklar? Yüzler basamağına en büyüğü arıyorum unutmayın. 0, 1, 1, 0. Çocuklar bir de, birler sıfırdan büyüktür. O zaman sıfırların olduklarını eledim. Ne yapıyorum ikisinin de bir. Karar veremem buradan. Onlar basamağına bakayım. Sıfır mı büyük? iki mi daha büyüktür çocuklar? Tabii ki iki daha büyüktür. Salıyı da eliyorum cevabım. Ne oluyor benim? Çarşamba olarak karşıma çıkıyor. Hızlı hızlı cevap vermeyi bütün sorulara sakın unutmayın çocuklar dedim ve geliyorum yeni soru tipime. Yukarıda en yakın onluğa yuvarlanan sayılardan kaç tanesi doğrudur diyor. Doğru olanları bulacağım şimdi de. Nereye yuvarlayacakmışım ben? En yakın onluğa yuvarlayacakmışım. Hadi bakalım yuvarlayayım siz bu arada benden önce hızlı hızlı çözmeye çalışabilirsiniz. Baktınız ki yanlış çözüyorsunuz. Sonra video bittikten sonra videoyu durdurup tekrar izleyip doğrularınızı da elbette ki öğrenebilirsiniz. 75'i 80'i yuvarlamış. En yakın onluğa yuvarlamak için. Ben ne yapıyordum? 10'luğun yanındaki basamağa bakıyorum. 5 ve 5'ten büyüksen 10'luğu bir artır istersen. 5 ve 5'ten büyük. Ne yapıyorum? 80'i yuvarlıyorum. Doğru. Hemen yanına geçiyorum 64-60'a yuvarlanmış. En yakın onluğa yuvarlarken çocuklar. Onlar basamağının yanındaki sayıya bakıyorum. 5'ten küçük. 5'ten küçükse ne yapıyorum çocuklar? Hiçbir yere artırmıyorum. Sadece çember içime, içine aldığımı sıfıra çeviriyorum. 60. E sen de doğrusun. Hemen yanındakine geldim. En yakın onluğa yuvarlayacağım. Birer basamağına bakıyorum. 5 ve 5'ten büyüksen... Onluğu bir artır istersen. Onluğu bir artıracağım. Ve yuvarlak içine aldığımda ne yapıyorum? Artık ne kadar çok video çektiysem çocuklar telefonumun hafızası dolmuş. Video kaydetmeyi bırakmış ama ben hala kendi kendime konuşmaya devam ediyormuşum. Hatta bu sorunun cevabını verdim bile. Ama yine de ne yapacağım tabii ki şu an en baştan başlayarak kaldığım yerden başlayarak sorunun cevabını vereceğim. Ne demiştim çocuklar Beşten büyük olduğu için onlar basamağını bir artırdık. Ve dolayısıyla en yakın onlar yuvarlanınca 130 oldu. Yani olması gerekirdi ama olmamış. O yüzden de sen yanlışsın kenara çekil. Geldim buraya 300 48 350'ye mi yuvarlanır. Onluğumun altını çizdim. Yanındakine bakıyorum. 5 Beş ve 5'ten büyüksen, onluğu bir artır istersen artırıyorum. 5 oluyor ve nedir cevabım? 350'dir. Yani 1, 2, 3 tanesi doğrudur. Cevap B'dir çocuklarım diyorum ve yeni soru tipime geçiyorum. Yukarıdaki sayılar en yakın oldukları yüzlükle eşleştirildiğinde doğru eşleştirme nasıl olur? Bakalım nasıl olacak? En yakın yüzlüğe yuvarlıyorsam yüzlüğümün altına bir nokta koyuyorum. Bu sefer de yine yanındakilere bakıyorum. 50 ve 50'den büyüksen Yüzlüğü bir artır istersen. 93 50'den büyüktür. Yüzlüğümü bir artırıyorum. Yuvarlak için aldıklarım sıfıra dönüşüyor. 3 9 0 0 3 9 0 0 yani 3900 oluyor cevabım. Geldim en yakın yüzlüğe yuvarlamaya. En yakın yüzlüğe yuvarlarken ne yapıyordum? Yüzlüğün yanındakilere bakıyordum. 50 ve 50'den büyüksen Yüzdüğü bir artır istersen ama büyük değil. Büyük değilse ne yapıyorum? Yuvarlak için aldığım hepsini sıfıra çeviriyorum ve diğerleri aynı kalıyor. Bu ikisi sıfıra çevriliyor. 3 0 0 0 yani ne oluyor çocuklarım? 3000 oluyor. Bakın diğerlerine bakmıyorum daha. Şu ikisine bakmadan şıkları eleyeceğim. B sen değilsin. Aslında C de değil. Aslında D de değil. Cevap çıktı ama belki bir yerde yanlışlık yapmışımdır. Yine de kontrol etmek için yapsam iyi olacak. Yüzler basamağımı buldum. Yanındakilere bakıyorum çocuklar. 50 ve 50'den büyüksen yüzlüğü bir artır istersen. Evet artırıyorum. 4 bu aynı kalıyor. Yüzlük 4 oluyor. Diğer ikisi sıfıra çevriliyor. 4400 oluyor. Ve diğer sorumu yanıtlıyorum. En yakın yüzlüğe yuvarlamak için yüzlüğün yanındaki sayıları ne yapıyorum? çember içine alıyorum. Ve ne diyorum? 50 ve 50'den büyüksen ama büyük değilsin. Siz zaten sadece sıfır olun yeter. 4, 5, 0, 0. yani 4500 oluyor. Cevabında ne oluyor çocuklarım? A oluyor. Hadi bakalım cevaplar hızlı hızlı çocuklar. Geldim sıradaki soruma. Çok hızlı gidiyorum acaba? Çok hızlı gidiyorsam yorumlara yazın olur mu? Öğretmenim çok hızlı gidiyorsunuz. Yetişemiyorum deyin ki ben bir sonraki videoda biraz daha yavaş anlatayım. Yukarıdaki örüntüde soru işareti olan yere hangi sayı gelmelidir? Sorunlarımı yine yazmamışım. Eee kaçını soruda kaldım ben nereden anlayayım? olmuş 11. En son yine 11 demişim. Bu 12 olmuş o zaman. Evet 12. soruma geldim. 12 mi yahu? Kafam mı karıştı inşallah karışmamıştır. Neyse siz benimle aynı anda yapın. 12 değilse de 13 yazın. Yukarıda görüntüde soru işareti olan yere hangi sayı gelmelidir diyor. Bakalım ne gelecek. Öncelikle örüntünün kuralını bulmam lazım. 69'dan 72. 71'e pardon ne olmuş? 70, 71. 2 artmış. 2 arttıysa kural ne yapıyorum? Artı 2. 71'den 68'e. Aa bu sefer geri gideceğim. 70, 69, 68. Geri saydım. O zaman eksi 3 dedim. 68'den 70, e 68 aklımda, 69, 70 ileri saydım, artırdım, o zaman artık diyorum 70'ten 67'ye 70 aklımda geri sayacağım. 69, 68, 67, 3 eksilttim. Kuralı buldum çocuklarım. Kuralım artı 2, eksi 3. Artı 2, eksi 3 diye gidiyor. 67'yi 2 artırdınız. 69 oldu. 69 sırada ne var? 3 eksiltmeniz gerekiyor. 68, 67, 66 cevabında ne oldu çocuklar? Tabii ki C şıkkı oldu. Geliyorum. Bunu 12 dediysem bu 13. soru olacak. 13. soruma geliyorum. Elmalardaki rakamları kullanarak oluşturulabilecek en küçük 5 basamaklı çift sayı. En tehlikeli soru tipleri lütfen dikkat edin. En küçük diyor. Bunları kullanacakmışım. En küçük olacakmış. 5 basamaklı olacakmış. ...yetmeyecekmiş, bir de çift olacakmış. O zaman 5 tane basamağımı ben çizeyim böyle. Çizdim beş basamağımı. Bunları oluşturarak en küçük diyorsa... ...ne yapacağım ben basamakları yerleştirmeye? En küçükten başlayacağım. En küçük rakamım ne sıfır? Peki sıfırı başa yazabiliyor muyum çocuklar? Hayır buna dikkat edin. Sıfırı başa yazarsanız eğer çocuklarım ne olur yapacağımız şey ya oluşturacağımız sayı dört basamaklı olur. Neden? Baştaki sıfırın hiçbir değeri yok. O zaman ne yapacağım? Ondan sonraki en küçük. Yani ben dördü başa yazıyorum. Bakın dördü başa yazdım. Ama o sıfır unutmuyorum. Dörtten hemen sonra sıfırımı yazıyorum. Sıfırı yazdım. Devam ediyorum küçükten büyüğe yazmaya. Yazdım. Beş. Beşten sonra küçük ne? Sekiz. Sekizden sonra küçük ne? Dokuz. Peki oldu mu? Soruma bir daha bakıyorum. Çift diyor çocuklar size çift en sondaki sayımı bakıyorum 9 çift sayı çift olması için birler basamamda ne olması gerekiyordu 0 2 4 6 8 olması gerekiyordu o halde ne yapacağım en yakın çift sayıyla yerini değiştireceğim bakın en yakın nerede yanında o zaman sayımı tekrar oluşturuyorum. Ve tabii ki de yeni sayında ne oluyor çocuklar? 40.598 oluyor. Yani cevabın ne oluyor? D şıkkı oluyor. Geldim en zor, en zor ve en son. Evet ikisi birlikte soruyu gerçekten hem en zor hem de en sondaki sorumuz olacak. E bunu 12'de, 13 bu neymiş? 14. sorumu da şöyle yazı vereyim. 14 lisesi soruları düzgünce yazın çocuklar. Sonrasında ben düzeltip bakarım kaçıncı soru kaçıncıymış diye. Baktım. Yukarıdaki kelime 5 basamaklı bir doğal sayıyı temsil ediyormuş. Ha, yani birler basamağı, onlar basamağı, yüzler basamağı, binler basamağı ve on binler basamağını temsil ediyormuş. Ve diyor 80 bin, bin, 5, 500 artı 20 artı 4 şeklinde çözümleniyor. Bu şekilde çözümleniyorsa Birler basamağım nedir? 4. Onlar basamağım 2 tane onluk olduğuna göre 2. Yüzler basamağım 5 tane yüzlük 5. Binler basamağım 2 tane binlik 2. On binler basamağım 8 tane 10 binlik. Yani çocuklar ne oluyor? 8 oluyor. Yani K harfi 4. E harfi 2. E zaten bakın E 2. L harfi 5. M harfi 8 olacakmış. Peki bizden ne isteniyor? Bakın bu sorular bu şekilde çözülüyor. Buna göre Kerem kelimesi hangi sayı ile şifrelenir? çok kolay. Ben K'yi biliyorum. Kerem yazayım şöyle altına da hemen. Ben sayılarımı yerleştirivereyim. K nedir? 4. E nedir çocuklar? 2. R nedir çocuklar? Kerem. Kerem mi yazmışım? Birhancığım. L'dir tabii ki o. L nedir çocuklar? 5. Devam ediyorum. E'yi biliyorum zaten 2 idi. M neydi? 8. Cevabım nedir? 42528 42.528 direkte de A şıkkından bana ev sağlıyormuş. Evet merakla bekliyorum kimler hangi takımlar kimler en hızlı soruyu cevapladı. Ve o da yetmedi çocuklar. Hangi takımlar bu soruları en fazla doğru cevapla yanıtladı ben de bilmiyorum. Bu soruların cevabını en hızlı, ceva, en hızlı cevaplayanların cevabını isimlerin nerede açıklayacağım? Bir sonraki matematik problemler videomda açıklayacağım. Yetiyor mu yetmiyor. En başarılı takım. Da bir sonraki videomda yani bundan sonraki günde açıklıyorum. Bilginiz olsun. Neyse sorularımız bitti. Yarın fen bilimleri sınavında, fen bilimleri yarışmasında görüşmek üzere. Hoşçakalın.